Nur ağlıyor. Nur neden ağlıyorsun? Acaba medeni diye nereye kadar gideceksin? İşi en çok ilgilendiren kişi Nur. Nur neden bu gözyaşları? Yaşayamayacağın şeyler yüzünden. Ayıp ya, neler söylüyorlar size? Sen şu an çaresizlik çok zor bir şey. Çaresiz değilsin. Sen kalbin dineceksin. Kimse seni bu yüzden eleştiremez. Bakın çocuklar, etik ve ahlak tamam. Farklı iki şey. Etik, ahlakı anlamak. Zaten etiği içine sindirdiysen ahlak kurallarına ihtiyacın yok. Bu evde ahlaksız hiçbir şey olmadı zaten. Anlatabiliyor muyum? Herkes gördüğünü gördü. Kimse evlenmedi, nişanlanmadı, bir şey yaşamadı. Semih Nur'la olmak istemedi. Nur aşkını içine gömdü, mücadelesini verdi. Acısını çekti, şu gözyaşlarını çok akıttı. Şimdi bu kız birine karşı bir şey hissetmeye başladıysa, Ayça bundan rahatsız değilse, Semih bundan rahatsız değilse, başkalarını niye ilgilendirsin? Kime ne ya? Nasıl engelleyeyim? Şimdi Seda abla, bırak o hani Ayça bununla fine, bilmem ne fine, Semih fine. Burada zaten durum karmakarışık. Batu'nun suratını görüyorum, onun suratı asık. Nur ağlıyor. Burası sevgi, aşk platformuysa, biz bunu, burada bir aşk doğacaksa, bunun ihtimalini indirmek değil, bunu hani destek ile yükseltmemiz lazım. Yani ne olursa olsun, tamam, burada ne yaşanmışsa yaşanmış. Ya da atıyorum, Nur şimdi Ali ile beraber olsa Semih daha mı mutlu olacak? Yani ne saçma, Nur biriyle beraber olacak zaten ayrılıp giden Semih. Anlatabiliyor muyum? Ayça'yla Batu'nun zaten çok tartışmalı, artık saygının yerlere düştüğü bir ilişkisi vardı, bitti. Karşılıklı anlaşarak, kimsenin kimseye dur deme hakkı yok. Nur yerine atıyorum burada başka Hande ile beraber olsa Ayça daha mı mutlu olacak? Hayır. Yani biz zaten Ayça dışarıda mutlu. Şu anda yapmaya çalıştığım senin dediğine tamamen katılıyorum. Bu iki insan biri ağlıyor, biri surat asıyor ve ama bu kez Batu kararlı olacaksa ve sahip çıkacaksa vallahi ben de desteklerim. Yani ben niye sevmediğiniz halde başkalarını tanımaya çalışasınız, birbirinizden hoşlanıyorsanız? Niye sevgilerini kalbine gömsünler ki? Niye? Bir de başkalarını oyalamak gibi oluyor bu evde. Nasıl olsa biri gelecek başkaları size. Başkaları oyalandı zaten yeteri kadar. Erdem konuşmak için selam. Sonunda teşekkür ederim. Ya ben Nur'a direkt olarak bakarak şunu söylemek istiyorum. Nur, Semih'in fotoğrafını gördüğünde Batu'dan uzaklaşıp gidiyorsun. Semih'in fotoğrafını sadece bu evde göreceksin ama Semih'den parçaları bu adamla sürekli göreceksin. O yüzden hislerini artık saklama. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Semih'le konuştuğum zaman Semih bana ne dedi biliyor musun? Kardeşim benim için olan biten bir şey yok. Her şey bitti. Nur'un da mutlu olmasını isterim. Senin de mutlu olmanı isterim. Eğer olacaksanız mutlu olun dedi. Aynı dileği sizin için de yapar. Ben seninle ilgilenen bir aday olarak sana bunu söylüyorsam artık gömmeyin şu hislerinizi. Anlatabiliyor muyum? Yani birbirinizden uzaklaşmaya çalışmayın. İmkansız diye bir şey yok. İmkansızı siz yaratıyorsunuz. Evet. Eğer birlikte olacaksanız bu adam da sana sahip çıkar, sen de bu adama sahip çıkarsın. Yapın abi. Yapın Ayrıca... da bari bırakın yani. Daha fazla kimse işkence çekmesin. Siz de üzülmeyin. Aileleriniz de üzülmesin. Herkes rahat bir şekilde ilişkinizi desteklesin burada. Ercan sen de bir aday olarak söyle. Sonra son sözü Batu'ya ver. Peki ben kısa keseceğim hemen. Ben sadece şunu söylemek istiyorum Seda Hanım. Şimdi Nur burada, Batu da burada. İkisinin de birbiri olan duygularını biz artık biliyoruz. Ve bunu herkes biliyor. Bu saatten sonra burada nasıl bir hayat sürdürmeyi devam ettirecekler? Ben onu çok merak ediyorum. Hayır, çark etseler ne olacak ki zaten? Hayır, çark ettirmesinden değil. Bundan sonra hayır, böyle devam edeceğiz. Hayır, şunu anlatmaya çalıştım. Özür dilerim, yanlış anlaşılmasın. Yani Nur'a bir talip geldiği zaman duygu Batuhan o duygularını sürekli bastıracak mı? Veya Batu'ya bir talip geldiği zaman Nur o duygularını sürekli bastıracak mı? Kardeşim bir hafta önce Nur'un adayları vardı. Ben bunu bastırıyordum zaten. Nur'un mutlu olmasını istiyordum. Körkütü karşı karşı. İşte ama Erdem'le olmasını bile istedim tamam yani. Kardeşim ama sen anladın bize ne dedin içeride? Nur'un duyguları öne çıkınca yani benim bir şeylerim Batu, patlamaya başladı. Haklısın bak sen bize içeride ne dedin? Ne sen dedin ki ben bastırıyorum, acı çekiyorum dedim. Biz senin acı çekmemen için söylüyoruz bunu şu an. Batu sen ne söylemek istiyorsun? Seda Hanım ben Nur'a karşı, Nur'u hep sevdim, hep beğendim. Duruşu, kalitesi her zaman hoşuma gitti. Asil, zarif bir kız. Nur'un hisleri ortaya çıkana kadar ben bunları dile getirmedim asla. Hep yaklaşımım ona karşı, evden giderken de bunlar hatta sürekli dile getirdiler. Hep o yakınlıktaydım ben Nur'a. Gene aynıyım. Bundan sonra da öyle olacak. Yani şimdi Mehtap gibi kötü niyetli düşünecek insanlara mal verdiğimiz için ben zaten bu ilişkiye başlamayacağım. Yanlış olacak. Çünkü ben bu şekilde gözükmesini istemiyorum. O zaman dur. Burada Melis'le Nur'un bir yorumu var. Senin bu konuşmalarınla ilgili. Bak onlar senin bu tip konuşmalarını nasıl yorumluyor. Ve hani sen buna belki
bu şekilde gelişmeler olmasın, bu şekilde yorumlar olmasın diye bakıyorsun ama onlar başka türlü bakıyor. Bak, Ayça'nın fanlarıymış. Bana kötü yorum yapacaklarmış. Umumda değil. Evet, Ayça'yı çok seviyorum. Ama Ayça zaten sevdiği adama gitti. Semih desen zaten seni sevmediğini defaatle söyledi. Semih. Anladın mı? Yani neyi düşünüyorsun? Neyi düşünüyorsun? Herkes kendi yoluna bak, gitti. Bunun sadece farkına varan herkes, ben değilim. Bak, Enis. Herkes öyle. Kendi yolunu çizdi. Tamam mı? Herkes kendi yolunu çizdi. Sen de kendi yolunu çiz. Ve bu kadar güzel duygular varken aranızda kendi yolunu çiz arkadaşım. Batu da benimle aynı düşüncedeyiz. Ne demek aynı düşüncede ya? O da ne yaptığını bilmedi ve bir anda kendine geri çekti yani. Bu korkaklık. Ne yapayım? Bu korkaklık ya. Açık söylüyorum yani. Sen cesur bir kadınsın Nur. Sen çok cesur bir kadınsın. Yemeklerimi de mahvettim. Nur, ne oldu? Sen bu evde hiç bu kadar yoğun duygular hissettin mi? Hissetmedin. Hiç kimse sana bu kadar yoğun duygular hissettirdi mi? Hissettirmedin. Yaşa ya. Yaşa. Herkesten önce kendini düşün. Hiç kimse hiçbir şeye değmez. Şimdi Batu sen bunu asil bir şövalye davranışı olarak görüyorsun belki ama işte kızlar evi tarafından bu cesaretsizlik olarak da görülebiliyor demek. Kim ne şekilde görürse görsün Seda Hanım bu kimse umurumda değil. Aslında söylenecek sözler de umurumda değil. Her şey benim kendi içsel duruşumla alakalı, kendimle alakalı şeyler. Çünkü böyle bir şey yaparsam kendim sıkıntı çekerim. Nur yanımda iki gündür yakınlaşıyoruz. Aslında ben bir yandan da sıkıntı çekiyorum. Dün o yemeği yerken gene tutamadım kendimi. Çünkü o da bana hislerini açtı. Ben iyice yakınlaşmaya başladım ve bu ileriki boyutlara gidiyor. Ve Nur orada beni uyandırdı. Orada bana o resmi gösterdiğinde aslında ben hani... Nur'la alakalı hiçbir şey düşünmedim. Dedim ki ben ne yapıyorum dedim ya. Ben ne yapıyorum? Nur da tereddüt etti. Bu anı bozmak istemem ama dedi ama gözlerini alamadı. Evet, ben bunu bu şekilde yaşamak istemiyorum Seda Hanım. Bana eziyet olacak, bana yük olacak. Ben kalbime gömerim. Daha iyi, daha az sıkıntı çekerim. Bakalım gömebilecek misin? Bu da bir sınav. Aşkının büyüklüğünü gösterecek bize. Olur mu? Çok güzel bir şey yapacaklar. Çok iyi bir şey yapacaklar. Ben kötü düşünüyorum. Ben kötüyü söylüyorum. Ben desteklemiyorum ya böyle bir şeyi. Ben kötüyüm. Mehtap gibi kötü düşünceli insanlar çok fazla. Müsaade eder misin? Yüzüme astım. Niye dışarıda demedin Batu? Yaptığın yanlış kardeşim. Niye demedin de içeriye taşıdın? Sen beni ne zaman arkadaş olarak konuştun? Burada bunu konuşmak için sen dışarıda yüzüne astın bana. Anladın mı? Sen... Ne maskeni zaman artık kaldır aldın? At. Sen hangi maske kötü niyetli ya? Yanlış bir hangi insansın. Maske? Bana, seninle konuşmaya bile tenezzül etmem bu dakikadan sökmez. Sonra. Tamam anladın kardeşim. Bana söktüremezsin. Sonuna kadar gidin destekliyorum. Nefret tamam ediyorum sen hiç utanmazsan zaten Semih'in yüzüne baktıktan sonra gelip buraya Nur'a bakmaya. Sen utanmadıktan sonra ben niye desteklemeyeyim? Yazıklar olsun. Alkışlanacak şey yapıyorsun. Yazıklar olsun. Git babana da ben de ki kadar eski arkadaşımın eski sevgilisine kötü evine gelin götür. Bu benim karakterimle alakalıdır. Senin karakterin de bu zaten tamamen bir karakter. Zırlama. Hadi Mehtap oradan yeter ya. Zırlama. Yeter. Nasıl tutar mısın? Evet şimdi ikiniz tartışırken kaçırdığınız önemli şey burada Nur. Sabahtan beri gözyaşları içinde. Melis de öyle. Önce Melis bu gözyaşları Nur için mi? Basit bir cevap istiyorum. Sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozulduğu için. Nur bu gözyaşları ne için? Batu'yu kaçırdığın bir fırsat olarak gördüğün için mi? Kendini çaresiz hissettiğin için mi? Duygularınla mantığın çeliştiği için mi? Ya dediğim gibi şu an öyle bir çaresiz bir durumdayım ki... aksini söyleyemiyorum çünkü bunu hep savundum burada. Neyi savunmuştun? Vicdanen rahat edemiyorum yani. Arkadaşımın eski sevdiği insana başka... İsterle yaklaşmayın. Şimdi aşk yani güllük gülistanlık bir ayrılma olur. Kendi istekleri arzuları dışında bir ayrılma olur.
Allah korusun birinin başına bir iş gelir, biri başka bir ülkeye taşınır da sen onun sevgilisini elinden almış olursun. Ayça'sı mesaj atmış Nur'a Seda Hanım. Bunu söyleyecektim. Ayça mesaj attı bana. Birazcık da ağrıma gitti mesajı. Söyle mesajı. Sana yakışanı yaptım. Batu ile olmayarak mı? Kinaye. Batu ile olduğumu düşünmüş. Ve sana yakışanı yaptım, tebrik ederim falan Ayça. Demiş. Ayça'yı da... söyleyecek en son insan be. Bir dakika, bir dakika. Geçtiğimiz hafta Ayça burada boynundaki yüzüğü çıkarıp, parmağına takıp o alyansı. Ben dışarıda mutlu olmaya gidiyorum ve Emre Ati'yi seviyorum dedi mi demedi mi? Ben buradaydım, siz buradaydınız. Uyduruyorum. Başka bir erkeğin yüzüğünü çıkarıp boynundan alyans olarak takıp gitti mi kendi rızasıyla? Hakkını helal ederek gitti mi? Mutlu gitti. Mutlu gidiyorum ve ben bu adamı 2 aydır görüyorum, tanıyorum, seviyorum dedi mi demedi mi? Dedi. Seda Hanım, ben zaten arayıp kendisine söyleyecektim bu durumu. Bir şey olsa da olmasa da birisi anlatmış, bilmiyorum kim anlattığını. Tam ya günahımı alma, saçmalama ya. Ne? Her şeyi Mehtap günah keçisi ya. Ne Mehtap? Ben yapsam zaten... Çocuklar, Nur konuşuyor. Müsaade Allah edebilir Allah. Misiniz? İşin muhatabı ya, olan. Ya üstüme iftira atmasın Seda Hanım. Ben aramadım Ayça'yı falan. Arasam aradım derim. Tamam, niye aradığını hiçbir şey söylemeden çekinmiyorum. Neyse. Birisi çöbe anlatmış. Kim anlatmış bana bilmiyorum. Ne, kim anlatmışsa da umurumda değil zaten. Öğrenmiş yani. Öğrenmese de öğrenecek. Öğrenecekti. Ben görülüyor arayacaktım, programda. Söyleyecektim zaten. Söyledim de bunu, dedim ki ben seni zaten arayacaktım, konuşacaktım dedim. Aramızda oluşan evet bir şey, bir his açıklama durumu var ama sevgili olma durumu yok. Özür dilerim eğer seni kırdıysam dedim. O da dedi ben senin mutlu olmanı isterim falan dedi. Yani o birazcık herhalde orada yumuşadı o mesajımı görünce. Güzel. Bir şey yok. Dedim hafta sonu buluşalım, konuşalım istersen yüz yüze dedim. Yani çünkü ben gerçekten vicdanen rahat değilim, konuşmak istedim. Güzel, tamam, kendini rahatlatacaksan çok güzel bir şey bu. Yani evet bu, evet doğru ama Batu'ya gelince Batu bu meseleyi aşabilecek gibi görünmüyor. O da Batu'nun problemi, sen kendi içinde aş. Ben aştıktan sonrası da aşılamayacak gibi görünüyor yani Seda Hanım. Sen vicdanını rahatlat, madem ortaya çıktı senin hislerin. En azından Ayça'yla mı konuşmak seni rahatlatır? Kendi kendine yastığına kafanı koyduğunda nasıl huzurlu oluyorsan onu kendin için hazırla. Belki Batu da zamanla bunu hazırlayabilecektir. Ve belki de bu bir erkek için çok önemli bir sınav olacaktır. Aşkının büyüklüğünü göreceğiz. Çünkü laf olsun diye sana takılamayacaktır bu kez. Anlatabiliyor muyum? Karşılığında bir bedeli var çünkü. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur, kısmetse olur. Aşkı bulmak.